Nedir bu bomba istihbarat? İstanbul'un kuzeyine iyi baksınlar. 100'e 300'e 500 arası kar elde etmeniz mümkün diyor. Orası neresi Murat Gültekin? Türkiye'nin iki denize komşu, en şanslı altı ilinden biri olan işte bir yerimiz olsun hem ekelim biçelim, hem de orada yaşayalım diyecek insanlar için biçilmiş bir kafta. Hiç parası olmayana nasıl tavsiye ediyorsunuz mesela? Çoğunun arkasında hep geçmişteki yapmış oldukları büyük toprak yatırımları çıkıyor. Öyle mi zengin Tabii ki. Oldular. Adı çok çıkmış. Herkesin bildiği, duyulduğu bölgeye yatırım yapmaktansa kimsenin konuşmadığı bölgelere yatırım yapmak imarlı arsanın nereden kazandıracağını çok iyi bileceğiz. Tarla vasıflı yatırımın nereden alınması gerektiğini nereden kazandıracağını çok iyi bileceğiz. En çok yapılan hata şu. Tarla yatırımı yapacaksanız kesinlikle altından gaz hattı geçen bölgeden yatırım yapılmaz. Mesela oval arsa, yuvarlak arsa yatırımı Tarla ise yapılır, arsa ise yapılmaz. Yapın. Gardınızı alın, tohum bulun, bahçe ekin. Geleceğin İstanbul'u, İzmir'i, Ankara'sını sizlere açıklıyorum diyor. Ben daha gencim nasıl buralardan yer alayım diyen insanların İstanbul için bakacağı yeri söylüyorum. Efendim merhabalar Ferda Yıldırım YouTube kanalında yine sizler için faydalı bir söyleşiyle karşınızdayız. Onu tanıyorsunuz daha önce bir defa konuk ettik. Çok da sevdiniz o söyleşiyi, çok da faydalandınız. Biz de kendisini bir kere daha konuk etmek istedik. Murat Gültekin bir kere daha bizimle piyasa avcısı, yatırım bölgeleri kaşifi, gayrimenkul uzmanı. Eksin var mı Murat Bey? Yok, teşekkür Hoş ederim. geldiniz tekrar. Sağ olun, hoş bulduk. Çok ilgi gördü o söyleşiniz çünkü nokta evet. atışı o kadar önemli bilgiler verdiniz ki arsa toprak yatırımına dair. <laughs> Önce ilk defa izleyenler için toprak yatırımının günümüzde, neden bu kadar önemli olduğunu sizden izleyicilerimize bir anlatmanızı isteyeceğim. Ben uzmanlık alanları farklı konuklardan da bunu duyuyorum. Hepsi şunu diyor kardeşim diyor alın ekin biçin ya da yatırım olarak bir kenarda köşede tutun. Bunu bütün uzmanlık alanlarından duydum ama hmm. birir kişisine de sormak istiyorum. Köklü ve sağlam bir gelecek istiyorsanız toprak yatırımıyla tanışmak zorundasınız diyor. Murat Gültekin anlatın bize evet. neden. Özetleyeyim. Şimdi şöyle toprak yatırımı aslında bana göre günümüzdeki her insanın yapması gereken bir yatırım çeşidi. Ve özellikle bizim işte özellikle ilkokul çağından başlayan öğrenciler mesela hiçbir şekilde ortaokullarda, liselerde bir yatırım dersi verilmiyor. Tarımla ilgili, üretimle ilgili doğru düzgün bir ders verilmiyor. Bunun kesinlikle verilmesi lazım. Aslında toprağın öneminin çocukluk yaşlarda insanlara aşılanması lazım. Neden? Doğru. Çünkü bugün Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin, Türkiye'nin hangi şehrine giderseniz gidin, bu şehrin en zengini kim, bu ülkenin en zengin iş adamı kim dediğiniz zaman söylenen kişilerin, isimlerin çoğunun arkasında hep geçmişteki yapmış oldukları büyük toprak yatırımları çıkıyor. Öyle mi zengin oldular? Tabii ki. Oldular? Mesela e, öyle zengin oldular bir bugünkü gökdelenlerin sahipleri. Hepsinin kökeninde toprak yatırımı var. Toprak yatırımı var. Aynen öyle. Yani şu an onlara para kazandıran sektörleri farklı olsa bile... İlk başlangıç nokta noktaları toprak arazi yatırımı. Tabii hatta toprak arazi yatırımı öyle bir yatırım ki bunun tadına varan ömrü billah hiçbir zaman bırakmıyor. Bırakmadığı için de baktığınız zaman bugün işte bilgi gösteriliyor mesela. Teknolojiyle veya farklı işlerle uğraşsalar bile hala toprak yatırımına devam ediyorlar. Ülkemizden ediyordu. de aldı. E kesinlikle. <laughs> aldı yani adam. Evet. Evet. Yabancılara toprak satılmasına karşı bir insan olduğum halde bunu üzülerek Şimdi ben söylüyorum. başlarken söyleyecektim ama yeri geldi bunu Söylemek ve Murat Gültekin'in hakkını teslim etmek zorundayım. Hepimiz topraklarımızın satılmasına pek çoğumuz karşıyız evet. ve bunun da bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Murat Gültekin kesinlikle bugüne kadar hiçbir yabancıya toprak satmamış biri. Ben alkışlıyorum sizi. Siz de dinlerken lütfen Murat Bey'i alkışlayın. Teşekkür Neden ederim. Murat Bey? Şimdi topraklar şöyle hani yatırım boyutunu, maddi boyutunu bir kenara bırakalım. Her şeyden önce biz bu toprakları savaşla kazandık, kanla kazandık. Dolayısıyla e, jeopolitik olarak doğuyla batının arasında görev gören bir ülkeyiz. Yani dünyadaki hem ticaret koridorlarında hem de e, teknolojinin gelişiminden, transferine, nakliyesine varana kadar bakarsanız ülkemizin e, coğrafi konumu çok iyi bir yerde, çok önemli bir yerde. Hani e, siyasete kaçmasın söyleyeceğim ama bir türlü sıkıntılar yakamızdan düşmüyor evet. diyoruz. Bunun en büyük sebebi coğrafi konumumuzdur. Hı hı. Bundan dolayı da Toprak yatırımı bu ülkede çok önemlidir. Bana göre bu ülkedeki her bireyin, her vatandaşın önce kendi ülkesine yatırım yapması lazım. Ve bizim topraklarımızı yabancıya satmamamız lazım. Mesela bir örnek vereceğim. Mezopotamya, Fırat Dicle Nehri'nin olduğu bölge. Orada çok e, duyuntulara göre, tabii bunu resmi makamlardan te, tespit etmedik ama, kuvvetli söylentiler, sahada da biliyorsunuz ben sürekli sağ sağ gezdiğim için sahadaki acentelerden de duyuyoruz. Geliyor Yahudi. Oradan 300 dönüm, 500 dönüm tek parça tarım yapılabilen bir araziyi alıyor. Mezopotamya. Onlara vaat edilmiş toprak biliyorsunuz. Başka konulara girmeyeyim özet söylüyorum. E, dolayısıyla çiftçiye diyor ki ben burayı aldım. Sen buraya ekmeye devam et. Ben senden kira da istemiyorum diyor. Dönüyor ülkesine gidiyor. Şimdi bunun çok yüklü satışlarının tespit edildiğini gördüğü zaman devlet buna önlem getirdi. Bu bir. İkincisi sınır illerde yabancı toprak satışı zaten yasak. Evet. Ama sınır olmayan çok güzel illerimiz, çok güzel bölgelerimiz var. Bir kere Anadolu bizim için çok kıymetli. Anadolu sınır bölge olmadığı için Anadolu'da yabancıya toprak satılıyor. Yani tarla vasıflı bir yerin satışından ziyade arsa vasıflı bir taşınmazın satışıyla alakalı bir kısıtlayıcılık, bir düzenleme yok. Dolayısıyla biz hep şunu söylüyoruz. Şimdi yabancı geliyor bizim ülkemizden konut alıyor. Zaten bugün yabancıların aldığı konut artık biz Türkler alamayacak noktaya gelmiş durumdayız. Ama arsa noktasında da, imarlı arsadan bahsediyorum, kısıtlama yok. Ben kendi organizasyonuma yıllardır yabancıya biz toprak hı hı. satmıyoruz. Hı hı. Ve sürekli her fırsatta da toprak yatırımının bence sadece bizim milletimize has bir durum olması gerektiğini, bunu ülkemizin ve insanlarımızın e, gelecekteki durumları ve vatanın ve bekası için yapmamamız gerektiğini her Vallahi fırsatta sizi tebrik ediyorum. Yabancıya konut satan da çokça oldu. Toprak satan da çokça oldu. Ee, yani o küçücük diye düşünülen yer... ...aslında bu ülkenin çok önemli bir parçası. Kesinlikle. Umarım bundan kısa sürede vazgeçilir... ...diye düşünüyor Murat Bey. Şimdi Murat Bey... ...geçen defa yayınımızda... ...nokta atışı yerler söylemişti. Çok pişman olacaksınız bir gün... ...buralardan yer almazsanız demişti. Bu yayında da size özel... ...aslında sosyal medyasında açıklayacaktı. <laughs> Ekim ayı için... E, yatırım anlamında önemli bir bölgeyi nokta atışı söyleyecekti ama sosyal medyasından önce Ferdan Yıldırım YouTube kanalında duyuracak diyorsunuz evet. ki yeni bir arazi yatırım bölgesi keşfettim bu bölgede ana amaç al bekle olacak al bekle toprak satışında önemli bir durum değil mi? Tabii ki. Şimdi şöyle toprak yatırımı aslında işte döviz yatırımı, altın yatırımı veya işte hisse senedi yatırımı gibi çeşitliliğe baktığınız zaman toprak yatırımı uzun vadede en çok kazandıran yatırım çeşidi. Ama sabırlı olursanız. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Bir yeri bir arsa alacaksınız hangi bölgeden alacağınızı keşfetmeniz önemli olmakla beraber ne zaman satacağınızı bilmeniz en önemli konu. Şimdi mesela çok karşılaşıyoruz. İşte diyor ki ya hocam 300 bin liraya bir arsa almıştım. Hemen iki ay sonra 600 bin lira verdiler, sattım. Ama sattığıma bin pişman oldum. İki ay sonra baktım, aynı bölgede arsalar bin milyondan aşağı yok. E Peki diyorum ki parayı ne yaptın? Valla o çıkışı görünce neye yatıracağımı şaşırdım diyor. Mesela zarar. Ne zaman satacağınızı bilmezseniz bu durumu yaşarsınız. Şimdi alacağız e, arazi yatırımında altın kuralları bize anlatacak. Acemice davranışlar yapmayın diyecek Murat Köpek'in ama şu izleyicimize nokta atışı şu yeri bir söyleyelim. Diyor ki burası için Murat Gültekin yüzde 300 e 500 arası kar elde etmeniz mümkün diyor. Orası neresi Murat Gültekin? Oranın adını söylemeden önce şu cümleyi söylemek istiyorum. Şimdi biz saha çalışmaları yapıyoruz. Ee, Türkiye'deki birçok şehirde ben de bizzat gidiyorum hı hı. topografik çalışmalar yapıyoruz. Bölgenin geçmiş 5 yıllık fiyat periyoduna bakıyoruz gelecek olan kamu veya özel proje yatırımlarıyla alakalı haberler almaya çalışıyoruz. Araştırmalar yapıyoruz. Yaklaşık 40-45 gün sürüyor. Sonra biz 35 kıstasla bölge incelemesi yaptığımız zaman da bu bölgenin bize önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ne vaat edip ne vaat etmeyeceğinin sonucunu çıkartıyoruz. Hani bir matematikçiye göre evet. matematik hesabı bizim kendimize göre de bazı formüllerimiz var. Dolayısıyla bu çalışmaların sonucunda açıklayacağımız bir bölge yaklaşık 45-50 gündür de ben bunu sağ çalışmalarını yaptırıyorum. Kendi Twitter hesabımda açıklayacaktım. Sizinle de bir sohbet esnasında konuşmuştuk. Siz de bizim programımızda açıklar mısınız dediniz. Olur dedim. Seve seve İşte dedim. o noktayı söylüyor Murat Gültekin. Ben de teyit etmek isterim. Murat Bey daha önce izlemiş olabilirsiniz ama ilk defa izleyenler için söylüyorum. Ben demiştim ki nereden anlıyorsunuz o bölgenin değerleneceğini, iyi olacağını? Bir kere dedi işte 30-40 kişilik bir saha ekibim var. Ve 40-50 günlük bir çalışma yapılıyor öyle kısa bir çalışma değil. Aynen öyle. Epey sahada kalıyor. Ekipler araştırıyorlar, tarıyorlar, inceliyorlar. Bir de istihbarat alıyoruz demişti. Evet. O, orasının değerli, önemli oluşuyla ilgili. Şimdi meraklı bekliyoruz acaba. Şimdi Neresi? şöyle söyleyeyim. Bir kere biz e, yatırım yapacağımız zaman ilin özellikle 1 bölü 100 binlik, 1 bölü 25 binlik planlarını da inceleriz. Bu doğrultudan da baktığımız zaman e, bölgenin adını söyleyeyim. Türkiye'nin iki denize komşu, en şanslı 6 ilinden biri olan Balıkesir'in Kepsut ilçesi. Hmm. Kepsut muhteşem doğası olan, e, orman köylerinden oluşan e, ve özellikle Balıkesir'in merkez ilçelerinin e, haricinde Balıkesir şehir merkezine en yakın olan ilçe ve en bakir olan ilçe, fiyatların en düşük olduğu bir bölge Aynı zamanda biliyorsunuz 6 Şubat'ta çok büyük bir deprem yaşadık. Ben özellikle o depremi yaşadıktan sonra bütün ekibe şunu söyledim. Bir çalışmalar yapacağımız zaman sağ çalışmasında fay hatlarının olduğu bölgelere çok girmeyelim. Fay hatlarının olmadığı bölgelere girelim Sizin demiştim. Sizin alın burası iyi dediğiniz yerlerden fay hattı geçmiyor. Tabii. Burası Capsut, da öyle bir nokta. Aynen öyle. İşte ekrana geldi harita. Fay hattı yok. Zaten Kepsut köylerinin %95'ine fay hattı yoktur diye belirtmişsiniz. Evet. Kayalık bir bölge, kaya bir zemin. Ne vaat ediyor burası izleyicilerimize ve yatırımcıya? Doğayı incelediğimiz zaman özellikle e, şehirlerimizin ormanlık bölgelerinde... ...çam ağaçları varsa çam ağaçlarının çoğu zaman altı kayalık bölge oluyor. Hı -hı. Ve hatlarının daha çok olmadığı bölgeler oluyor. Aynı zamanda biliyorsunuz bir pandemi yaşadık. Keza tekrar kapanmalar konuşuluyor. Ben kendi adıma ihtimal vermiyorum. Bu sefer inşallah olmayacak arkadaşlar onu da söyleyeyim. Aynı zamanda burada... Ee, geçmiş 5 yılın fiyat periyotlarına baktığımız zaman Kepsut'un şöyle bir güzelliği var. Bir, insanı güzel. İki, e, biliyorsunuz ben Trakya bölgesinde de çalışmalar yapıyorum. Hırsızlık vakası yok. İnsanlar müstakil evleri olduğu zaman kilitliyorlar. Kapısını kitlemeden bile çıkıyorlar. Aylarca evinize hırsız dahi girmiyor. Muhteşem bir doğası var. Muhteşem bir tabiatı var. Ve bugün başka illerle kıyasladığınız zaman veya Balıkesir'in işte denize kıyısı olan Bandırma'dır, Erdek'tir, Gönen'dir. Buralara baktığınız zaman fiyatların çok çok uygun olduğu bir bölge. Yatırım yapılabilir. Aynı zamanda da özellikle hani kentlerde yaşayan ya biz yaşlanınca işte bir yerimiz olsun hem ekelim biçelim hem de orada yaşayalım diyecek insanlar için biçilmiş bir kafta. Kepsut bölgesi. Fiyatların çok uygun olduğu bir bölge. İmarlı arsalar çok güzel konumda. Köy yerleşik alanlarında baktığınız zaman insanı güzel, doğası güzel. Aynı zamanda işte hisseli alabilme avantajı var. Hı hı. Birkaç arkadaşınızla beraber birleşip e, bir arazi alabiliyorsunuz. Haklı onu yapabiliyorsunuz. Siz böyle dediğinizde izleyici haklı olarak daha önceki söyleşimizden de yola çıkarak hı hı. söyleyeceğim. Ya bir cebimizde paramız mı var? Biz nasıl yapalım bu yatırımı diyorlar. Ama ben anımsıyorum Murat Bey bazen bir sigara parasına denk gelecek e, araziler arsalar oluyor. Evet doğru. Öyle düşünmeyin demişti. şimdi Doğru. Hiç parası olmayana... Nasıl tavsiye ediyorsunuz mesela buradan bir yatırımı? Mesela birleşin dediniz mesela birkaç kişi birleşin diyor. Evet Capsule'da mesela iman arsalar çok uygun fiyata. Yani bugün 400-500 metrekare 600 metrekare arsalar bulunabilir. E, Fiyatları işte 300 bin 350 bin TL bandında bile. Bunda Hı -hı. bile birkaç kişi birleşilebilir. Aynı zamanda tarla vasıflı araziler bugün gerçekten bölgede bir paket sigara fiyatına satılıyor şu anda. Ve dolayısıyla baktığınız zaman Capsule'un bir tarafı Bo Bursa. Üst tarafına baktığınız zaman Susurluk. Aynı zamanda İzmir Otobanı'na yakın. Aynı zamanda Balıkesir Merkezi'ne yakın. Aynı zamanda ilçe merkezinde üniversite var. Aynı zamanda planlanan bir baraj var. Ve muhteşem yeraltı sularına sahip. Uydu fotoğrafı vardı. Bir de onu ekrana verebilir miyiz? Evet, verelim. Uydudan verelim. da bir görelim. Verelim. Bu önemsediği yeri Murat Gültekin'in. Resimde de gördüğünüz gibi kırmızı çizgiyle işaretlenmiş olan Kepsut'un ilçesi ve köy alanlarının olmuş olduğu coğrafi sınır. hı. <laughs> Zaten dikkat ederseniz ormanlık bölgeler ağaçlar çok var. Dolayısıyla bu sınırın sol tarafı yani ben resme baktığım zaman bana göre evet izleyeceğe göre de sol taraf Balıkesir'in şehir merkezini He görüyorsunuz görüyoruz. orada. He, aynen. Aynı zamanda Kepsut merkezle Balıkesir merkez arası yaklaşık 20 dakikalık bir araç mesafesine sahip ve aynı zamanda Kepsut'un toprakları inanılmaz verimli. Mesela çok eskiden Kepsut'ta e, Kepsut Zirai Mektebi varmış. Ve hatta Kepsut'un eski adı Kesbit'miş. Topra şöyle söyleyeyim. Bir ürün ektiniz, ektiğiniz hı hı. ürün topraklar o kadar verimli ki hasat yapıyorsunuz, kesiyorsunuz. Yerinde yeniden, yeniden bitmesinden çıkmıyor. dolayı Kesbit kelimesinden türettiği bir isim eski adı. Dolayısıyla zamanla Kepsut olmuş. Çok ilginç. O kadar verimli bir yer diyor aynen, Murat Gültekin. Mesela Çanakkale'deki bazı emsal coğrafi hı hı. özelliklere hı hı. sahip bölgelerle kıyasladığınız zaman. Bursa ile kıyasladığınız zaman işte Trakya bölgesiyle kıyasladığınız zaman fiyatların gerçekten çok altta olduğu yatırım yapılabilecek bir bölge olduğunu keşfettik. Bunu ben kendi hesabımdan açıklayacaktım. Buradan da söylemiş olduk. Şunu söyleyeyim. Herkese hem imarlı arsa olarak hem tarla vasıfı arazi olarak kesinlikle yatırım yapılması gereken hem topraklarının çok bereketli olduğu hem de ben hep şunu söylüyorum. Adı çok çıkmış. Herkesin bildiği, duyulduğu bölgeye yatırım yapmaktansa Kimsenin konuşmadığı bölgeleri yatırım yapmak ha. yatırımcıya daha çok kazandırır. O yüzden mi şunu söylüyorsunuz? Doymuş seviyeye gelmiş Aynen yerlerden öyle. uzak durun. Aynen Doymuş öyle. seviyeye gelmiş noktalara yatırım yapmayın diye bu sebeple mi Kesinlikle. söylüyorsunuz? Kesinlikle. Çünkü şöyle. Ne sakıncası var? Herkes çok oraya büyük bir gidiyorsa. sakıncası var. Çünkü şöyle. Mesela e, işte sosyal medyada tweet yazdığımız zamanlarda da altına gelen yorumlarda da okuyorum mesela. Kimi diyor ki biz. Böyle bir arazi yatırımı yaptık. İki senede işte bire beş kazandık. Çok hı hı. faydalı oldu. Kimi diyor ki işte benim babam on sene önce bir arsa almış. Ama baktığınız zaman TL karşılığında para kazanmış ama dövizle kıyasladığınız zaman anca aldığımız yere gelmiş. Biz para kazanamadık. Bu millet nasıl bu işten para kazanıyor ben anlamıyorum diyorlar. Şimdi ben geçen yayınımda da örnek vermiştim. Çanakkale'nin işte Ayvacık'tan Asos'a inen kısmı sahil attı. Son beş yıldır inanılmaz popülerdi. Fiyatlar da çok ciddi yükselmişti. bunda geçtiğimiz sene, bir önceki sene o bölgeye yatırım yapmış bir kişinin... ...işte Kepsut gibi, Trakya bölgesine gibi yatırım yapmış bir insanla... ...aynı katlamalı seviyede kazandığına ben inanmıyorum. Çünkü fiyatlar çok yüksekti o bölgede. Hmm. Bir tane örnekle taçlandıralım mı? Tabii. Ee, bir Hadımköy görselimiz var. Onu ekrana verebilir miyiz arkadaşlar? Bunu da Murat Bey kendisi paylaşmış sosyal medyasında. Evet. Yani... Hani konuşuyoruz ya arazi toprak yatırımı neden bu kadar önemli diye. E, kendisi zaten bu yatırımdan daha başkasında da önemsemiyor. E, öyle biliyorum. Teyit ettireceğim birazdan. Konutu soracağım. Merak evet. ediyorsunuz. 2016'da Hadımköy'de bulunan bu arazi 150 bin liraymış. Aynen öyle. Bildiğim bir arazi resminde kendim çektiğim bir arazi. Tamam. 2016'da asgari ücret 1301 liraymış. Yani 115 aylık asgari ücretle 150 bin liralık bu ar arsa alınabiliyormuş. Aynen. Geldik 2023'e. 2023'te asgari ücret 11.402 lira. Evet. 2023 yılında bu arazi 4,5 milyon. milyon. 394 aylık asgari ücretle alınabiliyor. 2016'dan 2023 öyle çok yedi uzun yıl. bir zaman dilimi yok, 7 yıl. Doğru. 7 yılda nasıl alınamaz? Ne kadar e, almanın zorlaştığı bir noktaya gelmiş. Yani biz 2016'da toprak yatırımı yapsaydık benim çıkardığım sonuç bu Murat ve yani bugün elimizde neler olurdu. Ama yıl 2023 fiyatlarda böyleyken i̇şte hala tam geç kalmış sayılmayız diye. Aynen düşünüyorum. öyle. Bakın toprak yatırımı ben hep şunu söyleyeyim. Tarihten beri toprak fiyatları sürekli çıkar, yer yer yataya döner, yer yer tekrar çıkar. Fakat burada önemli olan şudur. Şimdi hep izleyici de işte e, sosyal medyada kullanan insanlardan da gördüğüm yorum şu. O geçti. Oranın pazarı geçti. Buranın işte şeyi geçti. Bir daha öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ama ne var biliyor musunuz? Nereden alacağınıza karar vermeniz lazım. Mesela ben şu anda gidip açık konuşayım. Ee, biliyorsunuz İstanbul'un kuzeyiyle alakalı önemli tespitlerim ve söylemlerim var. Ve İstanbul'un kuzeyinde bulunan insanların toprak satmaması gerektiğini söylüyorum. Ama bir yandan da dönüyorum yatırımcı kitleye diyorum ki İstanbul'un kuzeyi bu saatten sonra sana fazla para kazandırmaz. Sen sana fazla para kazandıracak olan başka bölgeler keşfetmek zorundasın. Benim yaptığım çalışmalarda bunlar işte. Mesela bugün diyelim ki cebimizde 3 milyon lira nakitimiz olsun. Biz gidelim bu 3 milyon lira nakitin 1,5 milyonu Çatalca'dan bir arazi alalım. Gidelim 1,5 milyonlu da Kepsut'tan bir arazi alalım. 5 yıl bekleyelim. 5 yıl sonra Çatalca'daki arazi ne hale gelecek? Kepsut'taki yatırım ne hale gelecek? Benim hep anlatmak istediğim... Benim bu verdiğim Hadımköy örneği gibi olacak galiba. Tabii, tabii tabii kesinlikle. Al, at kenara, bekle. At fava bekle. At fava bekle. <laughs> ev almayalım mı Murat Bey? Valla ben hep şunu söylüyorum. Aslında herkesin tabii ki barınmak için bir eve ihtiyacı var. E, bu benim kendi kişisel kanaatimdir. Bu arada yatırım için ev alıp para kazanan insan yok mu? Çok var. Evet. Buna da bir şey demiyorum. Kazanılıyor ama... Benim gözümde bir toprağın getirisi kadar... Bir beton yatırımı getiriye sahip değil. Bu sebeple ben kendi adıma oturacağım. Bir ev haricinde zaten şu anda da öyle. Oturduğum evin haricinde başka bir tane ev yatırımım yoktur. Gerisi hepsi topraktadır. Topraktı. Aynen E buna abi. da şey diyorlar. E, Muhabbet böyle <laughs> diyor ama bakın işte şu tarihte aldığımız ev şimdi kaç milyon oldu şeklinde bir serzenişte bulunuyorlar size. Ben mesela e, çok sevdiğim bir abim var bundan 30 yıl önce, mesela birçok genç kitleye göre 30 yıl mı yapacağız diye bir algı olmasın arkadaşlar. 30 yıl önce arabasını satılığa çıkartıyor. Bir müşteri geliyor, <laughs> arabasını satın alıyor. Zamanın parasında 6500 lira mı, 650 lira mı ne öyle bir rakam. askere gitmeden önce, şu an kendisi 55 yaşında, çok iyi bir yatırımcı, iyi bir sanayici aynı zamanda. 5 ee, bin lirasını veriyor diyor ki ya 1 bin, bin lirada diyor param çıkışmıyor bir arsam var diyor. Onu sana versem alır mısın karşılığında? Olur diyor. Alıyor o arsayı. Ee, o arsaya geçen ay 60 tane daire teklif ettiler mesela. Buyurun. E bugün 60 tane daireyi siz o bölgede 7-8 milyonla her birini çarptığınız zaman baktığınız zaman devasal bir kar. Ve bu bir aracın 5'te birinin karşılığında alınmış bir yatırım. Şimdi ben geçtiğimiz yayında da paylaşmıştım. İmarlı arsanın nereden kazandıracağını çok iyi bileceğiz. Tarla vasıflı yatırımın nereden alınması gerektiğini, nereden kazandıracağını çok iyi bileceğiz. Her ikisi de uzun vade yatırım, özellikle tarla vasıflı arazi yatırımı daha çok uzun vade isteyen, daha çok sabır isteyen bir yatırım. Ama sonundaki meyvesi imarlı arsaya göre daha iyi olacak bir yatırım. Fakat şimdi günümüzdeki insanların da hep şöyle bir beklentisi var. Alayım 6 ay bir sene içinde, 2 sene içinde nakise döneyim. Bu düşüncedeki olan insanlara söylüyorum. Kepsut'taki imarlı arsalar tam size göre beyler. <gülüyor> <gülüyor> size de var Dayanlar. bir yatırım seçeneği diyor Murat Gültekin. Murat Bey bir de bomba bir istihbarattan bahsediyorsunuz. Yine ben sosyal medyanızda gördüm onu. <laughs> ee, daha önceki yayınımızda da hani biz istihbarat alıyoruz demiştiniz ya. Nedir bu bomba istihbarat yani? Yatırımcıyı iyiye ve doğruya yönelten bir bilgi mi? Siz anlatın lütfen. Birkaç tane atmış olduğum bu anlamda tweet var. En son attığım da değişecek imar özellikleriyle alakalıydı. <laughs> Onu mu kastediyorsunuz? Vallahi diyor ki çok fonksiyonlu, örneğin hiç görmediğiniz imar planları üzerinde konuşuluyor. Yeni imar planları kararını duyacaksınız diyor. Hı hı. Böyle diyorsunuz. Şimdi yazdığınızda. Taslak aşamasında olan çalışmalar var. <laughs> Biliyorsunuz çok büyük bir deprem yaşadık. Evet. Keza İstanbul'un şu an Silivri tarafına da bir sürü konteyner kent kurulmaya başlandı. İstanbul'da beklenen depremle ilgili. Aynı zamanda da e, çok katlı bina sisteminden dolayı ve betonarme binadan vazgeçilmesi, çelik konstrüksiyonlu binalar yapılması, prefabrik binalar yapılması. Mesela şu an bir dört katlı bir binayı bile çelikle yapabileceğiniz bir teknoloji mevcut şu anda günümüzde. Yapabiliyorsunuz. Hatta onu geçtim gök denenleri bile artık çelikle yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla betondan daha ziyade çelik e, alaşımlı bir yapı modelleri düşünülüyor. Dolayısıyla İstanbul'un güney tarafında sıkışmış bir e, nüfus yoğunluğu ve bina yoğunluğu var. E, bu binaların da kendi içerisinde imara uygun olmayan kaçak yapılaşma dediğimiz veya kat fazlası dediğimiz bir sürü yapılaşma modelleri var. Ve bu özellikle bir doğal afet oluştuğu durumda ciddi şekilde e, ruhsatlı yapılmayan evet. binadan kaynaklanan bir hasarın yanındaki yeni binaya yüklenmesinden dolayı yeni binanın hiçbir yapımıyla ilgili problem yokken eski binanın üstüne yıkılmasından dolayı devrilmesiyle alakalı da bir takım domino taşı gibi düşünün birbirini tetikleyen risk faktörleri var. Bu faktörlerin hepsini şu anda bakanlık ele almış durumda inceliyor buna göre bir imar çalışmaları düzenleniyor ve Gerçekten örneğini bugüne kadar Türkiye'de hiç görmeyeceğimiz hmm. imar modelleri üzerinde karşılaşacağız. Burada neyi takip etsin? Yatırımcıya buradan nasıl bir göz kırpıyorsunuz? Bir kere şunu söyleyeyim. Çevre Şehircilik Bakanlığı çok iyi takip etsinler bu imar kararları ile ilgili. Hmm. Ama özellikle yatırımcı kitle için soruyorsanız İstanbul'un kuzeyine iyi baksınlar. Yine söyledi. İstanbul'un kuzeyine evet. çok dikkat çekiyor. Ama baksınlar. sizin anlattıklarınıza göre doymuş bir bölge olmuyor mu? ...talebin çok olduğu. Barınmak amaçlı konuşuyorum hmm. bunu. <laughs> hmm. Yatırım için doymuş bölgelere İstanbul, gitmeyin. İstanbul'un kuzeyi bu saatten sonra para kazandırmaz demiyorum. Kesinlikle kazandırır ama benim amacım sadece yatırım. Bana ne İstanbul'un kuzeyinden, bana ne Bursa'dan, bana ne Antalya'dan... ...ben kazanacağım, parama bakarım diyen bir kitle varsa... ...onların İstanbul'a bakmasına gerek yok. Gerek yok. Deprem riski içinde daha önceki yayınımızda söylemişti... Evet. ...İstanbul'un kuzeyi çok önemli olacak... Önemli daha da önemli hale gelecek. Bir parantez demesi. açacağım. İstanbul'un kuzeyinde çok güzel ormanlarımız var. Ee, bazen topa tutuyorlar, yanlış anlıyorlar. Yanlış anlaşılmasın. Arkadaşlar İstanbul'un kuzeyinde üzerinde ağaç olmayan ve işlenmeyen bir sürü boş araziler var. Eğer şehircilik ilkelerine bağlı doğaya saygılı bir imar planı, bir yapılaşma modeli olursa... ...emin olun o ormanları kaybetmeden çok düzgün bir şekilde şehrin nüfusunu yataylaştırmış hem trafiği azaltmış hem de aynı zamanda deprem riskini de en aza indirmiş oluruz. Benim kastım bu. Ormanları kesmek bina yapmak demek değil bilginiz olsun. E Murat Bey siz diyorsunuz ki işte toprak toprak arsa arazi de e ben aldım bir şey hiç de para getirmedi diye yazanlar da var. Burada bir acemilik mi var? Bir yanlış toprak yatırımım var. Şimdi tamam toprak yatırımı önemli de bunun bir de doğrusu ve yanlışı var anladığım kadarıyla. Nerede hata yapmış olabilirler? Bize doğru toprak arsa yatırımında 3-4 tane altın kural söyleyeyim. Tabii. Şimdi toprak yatırımcısının %80'inin acemi olduğunu bir önceki yayınımızda söylemiştim. En çok yapılan %80 hata %80'i acemi bizim ülkemizde. En çok yapılan hata şu. Gittiğiniz bir bölgeye, bir acenteler geziyorsunuz, toprak yatırımı yapacaksınız. Bir kere kesinlikle ne kadar süreli bir yatırım planlarımız olduğunu ...belirtmeyin. Bunu bahsetmeyin ki... ...yükselmiş fiyata bir yer almayın. Bölgedeki bütün acenteler için... ...konuşmuyorum. Kimse beni yanlış anlamasın. Art niyetle çıkabilecek kişiler için... ...söylüyorum. Bir de bizim ülkemizde... ...maalesef çok sağlam bir... E, ...emlak yasası olmadığı için... ...özellikle köy yerlerinde... ...önüne gelen herkes bu işi yapmaya çalışıyor. Bu da dolayısıyla... ...sağlıklı bir bilgiye ulaşabilmeniz için... ...bir sürü insanlarla görüşmeniz gerekiyor. Bu da yorucu oluyor. Birincisi bu. İkincisi yatırım yapmadan önce yatırım yapmak istediğiniz bölgeyi ilk önce bir google'layın. Bir internetten araştırın. O bölgede ne var ne yok bir bakın. Geçmiş 3-5 yıl fiyat periyotlarını bir inceleyin. Özellikle bu saatten sonra burası daha çok gelecek vaat eder mi noktasıyla ilgili bir araştırma yapın. Mutlaka 3-5 tane, 8-10 tane demiyorum, 3-5 tane bir acente ile ofisi olan, presentable bu işi yapan, bu işte bilir kişi olan tecrübeli insanlarla görüşsünler. Ona göre bir karar versinler. Bir üçüncüsü de biliyorsunuz dönem dönem işte bazı kamu kurumlarımız yapacağı projeleri açıklıyor. Sosyal medyadan, <laughs> internetten açıklanıyor. O, onları takip etsinler. O haberlerin olacağı bölgelere daha çok yatırım yaparlarsa daha sağlıklı olmuş olur. E, ve özellikle sabırlı bir e, kişi olması gerektiğinin bilincine varsın herkes. Toprak yatırımı yapacaksın. Benim bunda sabırlı olmam lazım diye bir karar versin. Ve ona göre e, gidip sahada gezinti yaptığı zaman baksın. Mesela örnek vereyim. Çok altın bir kural söyleyeyim size. Tarla yatırımı yapacaksanız kesinlikle altından doğal gaz hattı geçen bölgeden yatırım yapılmasın. Tamam. Üzerinden yüksek gerilim hattı geçen elektrik teli olan bölgede bir yatırım yapılmasın. Tamam. İki. Güzel. Bir üçüncüsünü söyleyeyim. 360 derece çevresel baktığınız zaman çukurda kalan su havzası gibi bir taşkın olacağı zaman e, suyun basma riski olan yerlerden kesinlikle tarla almasınlar. Çünkü Yıllar önce e, Hadımköy'den konuştuk az önce. Özellikle Büyükçekmece Barajı'nın e, su seviyesi yazın düşüyor. Arsanız gün yüzüne çıkıyor. Kışın geldiği zaman arsanızı göremiyorsunuz. Ay. Yazın o bölgeden bu işi bilmeyen birçok acemi insana hisseli bir sürü tarla satılmış durumda. İnsanlar işin içinden çıkamıyorlar şu an. Baktığınız zaman bakanlığımız bazı bölgelerde plan yapmak istediği zaman geçmişteki yapılmış bazı hatalar silsilesi sebebiyle o bölgeleri plan yapamıyorlar. Niye? Bir bakıyorsunuz 10 dönüm tarla 100 kişiye hisseli satılmış. 200 kişiye hisseli satılmış. Nasıl çıkacaksınız bu işin içinde? Her birine bir tebligat yapsanız 3 ay sürer bulmanız. Şekli bile önemli aldığınız arsanın diyor. Kesinlikle. Niye Arazide önemli? şekil çok önemlidir. ya Hangi şöyle, şekilde olanlar alınır ya da alınmaz bulduk sizi öğrenelim bari. En çok tercih edilen kare şeklidir. Veya dikdörtgen şeklidir. Şimdi mesela... Ee, imarlı arsa alınırken dikkat edilmesi gereken husus şudur. Ee, i̇nşaat yapacağınız zaman her arsa sınırının sağından solundan ön bahçesinden ve arka bahçesinden çekme mesafeleri vardır. Bu çekme mesafelerinin düştüğünüz zaman görüntü olarak ve içini kullanabileceğiniz şekilde kullanışlı bir bina olması lazım. Mesela ben bir imarlarsa görmüştüm 10 metre etrafı var. Şey, pardon 10 metre eni var. 3 metre sağdan 3 metre soldan plan gereği boşluk bırakıyorsunuz. 6 metre gitti. Yapacağınız binanın eni 4 metre çıkıyor. Siz ince uzun bir bina yapıyorsunuz ve kullanışlı olmuyor. Şimdi böyle bir arsa yatırım yapılmaz. Şekli daha düzgün. Mesela oval arsa, yuvarlak arsa yatırımı tarla ise yapılır, arsa ise yapılmaz. yapılmaz. Yani tarlada çok şekle dikkat etmemek gerekir bir de. Özellikle imar sınırına yakın bir bölge ise, özellikle büyük şehirde ise şekle de çok dikkat edilmemesi gerekiyor. Çünkü şu yulandırma dediğimiz bir çalışma var zaten bir harmanlama oluyor. Herkesin parselinin şekli değiştiği gibi sonunda plan yapılırken herkesin dikdörtgen veya kare şeklinde bir parseli bakanlık veya belediye tarafından teslim ediliyor. İşte o zaman izleyicimizin sorusu da cevap oldu bu. Yani bu tarz acemiliklerle aldığınız yerler size hiçbir şekilde para da kazandırmaz. İyi bir yatırım da olmaz. Belki kendi bile oraya bir ev kondurmak istese konduramayacak. Bu kadar yanlış bir. Tabii, 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 yatırım tabii. bunlara dikkat edin diyor. Kesinlikle. Ee, piyasa avcısı, yatırım bölgeleri kaşifi Murat Gültekin. Toprak yatırımını şu anlamda da önemsiyor musunuz diye soracağım. Şimdi bir taraftan mülksüzleştirme de adım adım gerçek oluyor. Doğru. Biz bundan 3-4 sene önce bunu söylediğimizde komplo bunlar diyenler şimdi alamadığı evi gördüğünde hı hı. E, dünyadaki ekonomilerin ne hale geldiğini gördüğünde hı hı. E, kiralı sisteminin her anlamda hayatımıza adım adım yayıldığını gördüğünde evet mülksüzleştirme gerçek diyor. Siz nerelerde bunun kokusunu alıyorsunuz? Sizden duymak isterim. Hı hı. Diyor ki e, Murat Gültekin gıda fiyatları da para birim olarak en çok Türkiye'de artıyor diyor. Bunu gören petrol zengini Suudlar Türkiye'ye bu anlamda saldırmaya başladı. Gardınızı alın Tohum bulun, bahçe ekin. Yarından daha yakın bir tarihte domates 500 lira olursa da tüm bunları düşündüğünüzde şaşırmayın diyor. Kesinlikle. Ve ben bunu yazdığım zaman bir kişi oha ben ömrümde böyle bir fiyat görmedim. 500 lira domates mi olur demişti. Hatta çok basit bir şey söyleyeyim size. Ee, akaryakıt fiyatı ülkemizde 18 lirayken bundan bir buçuk ay önce bir dostum, bir borsacı bir grafik paylaşmıştı. Ee, grafikte bir Geleceği bir nokta var seviyenin. O seviye tetiklenir ve çalışırsa önümüzdeki sene için özellikle Nisan-Mayıs aylarında akaryakıt fiyatlarının 140 liralara kadar ulaşabileceğini söyledi bir litresinin. Bugün ne kadar? 40-41 lira bandında biliyorsunuz. Şimdi <laughs> domates ne kadar çıktı? 50-60 liraya. Şimdi herkes diyor ki ya 500 lira olur mu? E, akaryakıt pandemi zamanı 4 liraydı bugün 40 lira. Bu saatten sonra 120-130 liraya gitmesi için 3 daha çıkması lazım. Çok bir şey yol gitmesine gerek Doğru. yok. Bak bütün yollar gidildi Tabii. zaten. Şimdi benim mesela o yazmış olduğum yazıda vurgulamak istediğim sadece yatırım değil. Biliyorsunuz Allah muhafaza deprem oluyor, insanlar çadırda da yaşıyor. Yani bugün bir sürü ev yapabileceğiniz, özellikle sosyal medyada Instagram kullanan insanlar görüyor. Konteynerdan da ev yapılıyor. Ağaçtan da ev yapılabiliyor. PVC'den de ev yapılabiliyor. Iglo dediğimiz bir Branda gibi gördüğünüz bir ev yapım şekli de var. Şimdi başımıza herhangi bir doğal afet gelirse veya yediğimiz içtiğimiz her şey artık dayanılmaz noktaya gelirse ama bizim bir bahçemiz varsa, burada yaşayabileceksek, bir tohum da buluyorsak kendi ürünlerimizi yetiştirebiliriz anlamında yazmıştım ben. Ya hepiniz ne olur atın ya bir köşeye sandığınıza, dolabınıza şu ata tohumlarından bulundurun. O kadar kıymetli ve o kadar daha da kıymetli olacak ki. Kesinlikle herkesin Kesinlikle. Bahçem olsun ekeyim biçeyim bu küreselci güçlerin bana dayattıkları yaşama mecbur kalmayayım diyorsa biri. Bu işte e, küçük bir şekilde bahçesine ekip biçmek istediğinde nasıl bir yer tavsiye edersiniz? Hem mekan olarak Şimdi, hem alacağı toprak tabii, olarak tabii. soruyorum. Şimdi şöyle bu aslında kişinin ekonomisine göre değişiyor. Mesela ya benim işim İstanbul'da çevrem akrabalarım İstanbul'da ben İstanbul'dan çok uzaklaşmak istemiyorum diyen kişiler gidip müstakil fersel veya çok fazla hissedarı olmayan, başında süreci doğru kurulmuşsa, işte efendime söyleyeyim ön alım feragatnamesi oluşturulmuşsa, muvaffakatname oluşturulmuşsa, bu anlamda hisseli parsel de alabilirler. Bunu İstanbul için konuşuyorum. Böyle bir geleceğe yatırım yapmak istiyorlarsa. E, burada 300 metrekare, 500 metrekare hatta yani mümkünse bir dönüm minimum. Bir dönüm bir yatırım yapmak çok mantıklı. Ama ekonomisi düşük olan insanlar Trakya bölgesine bakabilirler. İstanbul'dan çok uzaklaşmak istemiyorsa. Kocaeli, Sakarya'ya bakabilirler. Ee, Balıkesir'e gidebilirler. Keza bugün konuştuğumuz bölgede bir paket 50 lira sigara, 50 lira metrekaresi tarla var. Bir dönüm yer alıyorsunuz 50 bin lira, 60 bin lira. Yani bu parayı artık insanlar araba bile alamıyor. Şimdi böyle bir yer aldınız ve bu burada bir ata tohumu bulabilirseniz eğer ki bulunabiliyor ben de buldum. Bulunabiliyor. Yani isterseniz ararsanız bulursunuz arkadaşlar. Bulursunuz tabii canım. Kesinlikle. ben de saklıyorum. Aynen öyle. Bu şekilde bir ekim biçim yapıp buraya bir konteyner koyup bir felaket olacağı zaman burada yaşayabilirsiniz veya şehir stresinden bıktığınız gidip buralarda yaşayabilirsiniz. Bu anlamda bence her bireyin böyle bir yatırım yapması çok çok önemli. Çünkü ben özellikle dünyadaki gelişmeleri ve bu başımıza pandemi belasını saran kişilerin yaptığı daha da çalışmaları, tabii ettiren... tabii daha da planları devam ediyor zaten biliyorsunuz. Onları izlediğim zaman, baktığımız zaman başımıza inanılmaz felaketlerin geleceği öngörülüyor. Ha diyelim ki komplo teorisi konuşuluyor. Ben de bu işe bilmeden alet oldum şu anda diyelim. Hiçbir şey olmasa yatırım yapıyorsunuz. <laughs> Doğru. Hiçbir şey olmasa sağlıklı besleniyorsunuz. Doğru. Bundan daha güzeli var mı? Geleceğin İstanbul'u, İzmir'i, Ankara'sını sizlere açıklıyorum diyor Murat Gültekin. Evet. İstanbul, İzmir, Ankara gibi üç büyük şehire Yakın olabilecek, aynı eşdeğer çizgiye gelebilecek şehirlerden bahsediyorsunuz. Yine toprak arsa yatırımı için mi söylüyorsunuz bunu? Yoksa başka anlamda cazibe merkezi mi olacak buralar ve oralar nereler? Kesinlikle cazibe merkezi olacağı anlamı da söylüyorum. Bir kere şunu söyleyeyim. Başkentimiz benim için çok kıymetlidir. Hiçbir yer başkentimizin yerini tutamaz. O ayrı. Yani meclisimizi taşıyamayız, kamu kurumlarımızı taşıyamayız. Ama e, kentleşme olarak baktığımız zaman. Nüfus sayısı artış olarak baktığımız zaman, yaşam standartları olarak baktığımız zaman özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde ya yükünü çok daha alınan almış, buralarda fiyatlar uçmuş. Benim yaşım 23, benim yaşım 25, ben daha gencim. Nasıl buralardan yer alayım diyen insanların İstanbul için bakacağı yer, yeri söylüyorum. Bolu. Bolu. İstanbul'un eee eş değeri Bolu. Aynen. Tamam. İzmir için kesinlikle Manisa. Manisa, evet. Ankara için kesinlikle Mersin. Mersin. Evet. Bolu, Manisa, Mersin, Türkiye'nin yeni İstanbul, İzmir ve Ankara'sı olacak diyebilir miyiz? Aynen öyle. Bunların üçünün arasında en gelişmiş ve son 3 yıldır yatırım alan, yatırımla beraber yerli ve yabancı nüfusun attığı şehir Mersin'dir. Mersin'in şöyle bir jeopolitik özelliği var. Biliyorsunuz ülkemiz Kıbrıs için çok ciddi mücadeleler veriyor. Hı hı. 50 yıldır verilen bir mücadele var. Kıbrıs'ı önümüzdeki yıllarda Rusya'nın ve diğer e, Türkiye Cumhuriyetleri'nin de tanınmasıyla alakalı bir beklenti var. Hı hı. Benim Kıbrıs'a da şirketim var. Hı hı. Konuyu da çok yakından da takip ediyorum. Hatta bir ara eli kulağında gibiydi ama sonra ne oldu bilmiyorum. Aynen öyle. Şimdi Kıbrıs'la alakalı bir takım tanınmalar bittikten sonra ada inanılmaz bir ada haline dönüşecek. Dolayısıyla burada da bugün biliyorsunuz Kıbrıs'tan e, Roro gemileri Mersin'e gidiyor. Hı hı. Mersin'de Nükleer Enerji Santrali var. Çinliler yapıyor şu anda bunu. <laughs> Mersin'le ilgili çok ciddi. Yani Kıbrıs, Mersin ekseni arasında ciddi şekilde yapılan çalışmalar var. Aynı zamanda Mersin bana göre geleceğin Antalya'sı. Antalya'da turizm çok yani yerleşim yerleri Doğdu. doymuş durumda. Fiyatlar doymuş durumda. Keza e, Mersin'den sonra neresi diye soracak olursanız kesinlikle Çanakkale bölgesinin birkaç yerini söyleyebilirim. Ama Mersin bu anlamda çok önemli Mersin nüfus artışıyla beraber özellikle Ruslar da çok geldi son yıllarda ve konut fiyatları da ciddi şekilde yükseldi. Bu saatten sonra Mersin'de konut mu daha çok yükselir, arsa mı diye soracak olursanız kesinlikle arsa daha çok yükselir. Mesela yine bir Mersin'de de yatırımımız var. Mersin demişken de söyleyeyim. Hı -hı. Bu arada lütfen yanlış anlaşılmasın. Reklam yapmıyorum kesinlikle arkadaşlar. 2013 yılında metrekaresi 9 TL'ye alınmış bir tarla basılı arazi var. Deniz manzaralı. Şu anda 2000 lira metrekare fiyatı. Baktığınız zaman nereden baksanız 200 katlık bir yatırım sağlamış. Tarla basitli yatırım özellikle Mersin'den alınmalı. Yani imarlı arsadan daha çok Mersin'de tarla yatırım yapılması daha mantıklı. Bolu da Niye imarlı... Bolu? <laughs> Niye Bolu? Bolu'nun inanılmaz bir doğal güzelliği var. Ee, ve biliyorsunuz şimdi bizim bir Kuzey Anadolu fay hattımız var. Evet. Kuzey Anadolu fay hattımız da aynı zamanda Bolu'nun güneyinden geçiyor. Bolu'nun kuzeyi çok kıymetli bir bölge. Muhteşem bir doğa sistemi var. Muhteşem bir ekolojisi var. Aynı zamanda da biraz Karadeniz yaylalarını andıran, yağışı da çok alan bir bölge biliyorsunuz. Dolayısıyla şimdi İstanbul hiçbir şekilde Sakarya ve Kocaeli'ye sığmaz. Yani ben İstanbul taşımak olarak bakmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Deprem bölgesi çünkü. Sakarya'nın ve Kocaeli'nin birçok bölgesi deprem bölgesi. Trakya'ya kesinlikle sığmaz. Bir de Trakya'nın şöyle bir kıymeti var arkadaşlar. Hani biz bugün diyoruz ya ben bazı platformlarda da söyledim. Bugün 100 bin lira hane halkı geliri olmayan bir kişi kiracıysa İstanbul'da barınamayacak. Bunu emin olun 10 yıl 15 yıl sonra Trakya bölgesi için söyleyeceğiz. Ama daha erkenden uygun fiyata bir yer yakalayalım. Biz olmasa bile çocuğumuza torunlarımıza kalsın onlar ekonomik refah sürsün diyorsanız kesinlikle Bolu. Yani İstanbul gibi bir fırsat yakalamak istiyorum diyenler Bolu'ya baksınlar. Manisa zaten coğrafi konumu çok iyi bir yerde ve aynı zamanda İzmir'in komşusu biliyorsunuz. Ve İzmirler tarafından çok yatırım alan bir yer. Aynı zamanda Manisa'da çok ciddi bir kentleşme artışı olacak. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ben yaptığım saha çalışmaların sonucuna göre konuşuyorum bunu. Ezber konuşmuyorum. Özellikle tarla vasıfı yatırımı balık şey Manisa'nın kuzeyinde ve kuzey doğusunda yapılırsa birim fiyatlar daha düşük, uzun vadede çok daha yüksek kazanırlar. Murat Bey diyor ki 2024 tarla Arsa yılı. Tarla arsa yılı diyor. Altını çiziyorum. Hı hı. Belirli şehirlerin köyleri ciddi değerlenecek diyor. Evet. Yani artık köylerin ciddi anlamda değerleneceği döneme giriyoruz. Şurada ne kaldı? 2024'de. Hı hı. 2025 altın yılı diyor. Evet. 10, 5 bin doları görecek diyor. 2025 gümüş ve paladyum yılı hı hı. olabilir diyor. Hı hı. 2026 güneş enerjisi santrali ve rüzgar Enerji Santrali yatırımları ciddi oranda artacak diyor. 2027'yi de söylemiş. Dijital paraların altın yılı olacak. Kendini kanıtlamış paraları alamayacaksınız bile diyor. Burada eksiğim varsa ya da katkıda bulunmak isterseniz. Tam yazdığım gibi okumuşsunuz. Çok doğru. Katkıda bulunacağım bir şey yok. Çünkü bir şey yazmadan önce de hemen iki dakika arayaca yazdığımız hiçbir şey yoktur. Tamamen düşünüp Bu araştırıp tasarlayarak Bu 2027 bildiğimiz paraların Gitar tarih var. olması anlamına mı Tabii geliyor? Tabii kağıt paraların zaten tarih olmasıyla alakalı. Bizim Merkez Bankamızın hı hı. da şu anda dijital TL ile ilgili hı hı. çalışmaları var. Bitti. Bir tane prototip oldu. Sanıyorum ilk transferi de yaptılar. Birçok ülkeler de bununla ilgili bir altyapı çalışmasını sağlıyor. Bir de zaten kağıt paraların basın maliyeti ciddi şekilde hazinelere yük. Konut konusuna gelince yine sosyal medya hesabında söylemiş oldum bir operasyona başladılar. Bunlar 2-3 hafta önce. Ve operasyona başladıklarını nereden anlıyorsunuz? O gün bakıyorum medyadaki birçok haberler işte konut fiyatlarının düşmeye başladığını, daha da düşeceğine dair uzmanlar görüş bildiriyor. Aynı uzmanlara bakıyorsunuz, 5 ay önce, 6 ay önce inanılmaz şekilde fiyat çıkışları beklediğini söylüyorlar. 6 aydan bu zamana kadar baktığınız zaman fiyat çıkışları yok. Şimdi düşüklüğe alakalı. Bakın, Şimdi özellikle, niye düşüyor diyorlar. Tabii, bakın borsa yatırımcısının çok iyi bildiği bir şey var. E, hisse senedi piyasası yatırımcısı. Şimdi diyelim ki bir hisse senedi var veya bir kripto para var. Siz bunun bu paranın sahibisiniz. Bunun sahibisiniz. Burada insanların buna yatırım yapmasını istiyorsanız, önce bir hareket sergilemeniz lazım. <laughs> yani bir hisse senedinin fiyatı aşağı ciddi düştüğü zaman yatırımcıya göre bu bir alım fırsatı doğurur. Dolayısıyla yatırımcı da buradan bunu alır. Şimdi konut piyasasında bir hareketlilik yok. O hareketliliğin başlaması için fiyatların düşürülmesi gerekiyor ki alım fırsatı doğursun diye. O fiyatlar aşağı gelmeden bunu tüm Türkiye için konuşmuyorum. Gelişmekte olan konut bölgeleri haricinde özellikle gelişmiş piyasalar için konuşuyorum. Bunu da altını çizeyim. Fiyatlar aşağı gelecek ki alım fırsatı doğuracak. Şimdi plan şu bana göre. 5 milyon bundan 2 gün 2 ay önce 5 milyon değerinde bir konutun fiyatı 4 milyon liraya kadar 3,5 milyonlara kadar düşürülmek isteniyor. 1 lira alttan bu malı toplayacak. Ondan sonra bir kredi kampanyası açılacak. Çünkü konut sektörü bizim ülkemizde %90 olarak krediye endeksli bir sektör. Bakın mesela geçmişten son 2 yıldır fiyatlar yükseliyor. Beton yükseliyor, demir yükseliyor, maliyetler yükseliyor, döviz yükseliyor. Ama son 6 aydır fiyatlar yükselmiyor. Neden? İki sebebi var. Bir, eskiden dövizin ve maliyetlerin yükselmesine paralel olarak baktığınız zaman konut fiyatları daha büyük bir sıçramayla yükselmişti. Bir şişkinlik vardı. O şişkinlik 6 aydır zaten fiyatlar dağılmıyor. Ben geçen sene Ekim ayından beri konut fiyatlarının düşeceğini her platformda söylüyorum. Twitter'da da üstüne basa basa söyledim. Bunun düşmesi için önce bir yatay seyir olacak. O yatay seyirde şişkinlik alındı ve sonra fiyatlarda düşüş başladı. Bir miktar daha düşecek. Özellikle e, ses getirecek nitelikte bir kredi kampanyasının yani önümüzdeki birkaç ay içerisinde ufak bir kampanya bekliyorum. Hatta bunun dedikoduları da şu an piyasada var. Ama ses getirecek önceki yıllarda işte 0.99 120 ay, 180 ay. Bir kere zaten 120 ay vade artık bizim ülkemizde hayal. Çünkü insanların geliri belli. Aynı zamanda rakamların çıktığı yerler belli. O yüzden 180 ay, 240 ay gibi kampanyalar yapmak zorundalar. Dolayısıyla okay. e, bu açıdan baktığınız zaman faizlerin birin altında olacağı bir kampanyanın açıklanması en erken önümüzdeki sene. Mart, Nisan ve ay ayları gibi görüyorum. Bu anlamda da şöyle bir durum söz konusu. Fiyatlar yıl sonuna kadar düşmeye devam eder. Alan alır. 2018 kur şoklarından sonra Türkiye'deki büyük bir kitlenin yaptığı hata vardı. O hatayı şu an yine insanlar yapıyor. Ben bunu görüyorum. Daha da düşecek diyorlar. Müstehak olsun müteahhitlere, emlakçılara diyorlar. Tamam mı? Daha da düşecek diyorlar. Öfkeli bir kitle var. Dolayısıyla bu öfkeli kitlenin de hep yaptığı hata şu. Dibin nerede olduğunu bilememek. Bana göre biz diplere Kasım Aralık ayları gibi ulaşacağız. Öncesinde bir seçim var. Seçim varsa bazı şeyler mübah bir kredi kampanyası açıklanacak ama benim beklediğim doğrultuda olmayacak bu. Bunun açıl, açıl, açıkçası daha iyi bir kampanyayı ben seçimden sonra göreceğimizi düşünüyorum. Bazı ekonomik dinamikler iyileşirse. Burada da 5 milyonluk bir konutu 3,5 milyon almış bir kişi bir kredi kampanyasının açıklanmasıyla beraber ilk etapta 5-5,5 milyonlarda sonrasındaki 3-4 ay içerisinde 7-8-9 milyonları göreceğiz. Çünkü Gerçekten bugün inşaat üreticileriyle konuştuğum zaman hep şu tablo var ortada. Maliyet, satış fiyatı birbirini dengelemiyor. Yani mal ettiğiniz fiyata satamıyorsunuz. Bir de e, Sayın Çevre Şehircilik Bakanımızın da bir açıklaması oldu geçen. Arsa maliyetleri çok yüksek. Kat karşılığı oranlarının düşürülmesi gerekiyor diye kat karşılığı oranlarını bu ülkede düşüremezsiniz. Neden? Çünkü satış fiyatları düşmediği sürece kat karşılığı oranları düşmez. Bugün müteahhitlik yapmayıp o arsanın sahibi olan bir kişi bile oraya yapılacak bir binanın maliyetini, satış fiyatlarını, müteahhitin ne kadar kazanacağını, kendine ne kadar daire kalacağını zaten biliyor. Diyor ki Murat Gültekin bu ülkede yatırım lüks değil, zorunluluktur. Kesinlikle. Anlattıklarından anladığımız ve kadarıyla yatırım da. Ve yatırımlı dersi verilmeli. Yani ortaokullarda ve liselerde kesinlikle yatırımla ilgili dersler verilmeli. En doğru yatırımında toprak olduğunun altını bu yayında bir kere daha çizdi. Murat Gültekin çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli, evet, çok ederim. değerli bilgiler verdiniz evet, bize. Ederim. Size nasıl ulaşacaklar onu söylemediniz. Murat Bey'in evet. adına sahte açılmış Telegram hesapları var. Aman uzak durun. Evet. Lütfen uzak durun. Hı -hı. Önemli. Bir dolandırıcılığın kurbanı olabilirsiniz. Hı -hı. Allah korusun. Eğrisine doğrusunu size anlatın Murat Allah Bey. Bey bu çok önemli. Şimdi şöyle. Daha önceki yayınımızdan sonra da size çok ulaşmak isteyen oldu. Evet. Doğru adresleri verin ne oldu? Şöyle bir Telegram kanalımız var bizim şirketimizin. Telegram Rusların ürettiği bir yapı olduğu için e, sahte profiller çok üretiliyor. Bunu önlemek için Telegram'a bildirimde bulunuyorsunuz. Maalesef Telegram bununla ilgili bir çözüm sağlamıyor. Dolayısıyla en doğru yapılacak cümleyi söyleyeyim. E, web sitemiz var. Ataproje.go.tr oraya girerler. Oradan ofisimizin telefon numarası var. Telefon numarasını arayak görüşebilirler. Bizim hem Telegram kanalımız hem sosyal medya hesaplarımızın hangisi olduğu ile alakalı doğru bilgiyi alırlar. Aynı zamanda zaten web sitemizde linkler de mevcut. Onun haricinde birilerinden bir isim duyarak işte Murat Gültekin var Telegram kanalında deyip de Telegram'ın arama motoruna Murat Gültekin olarak yazıp bulmak en büyük yapılan hata. Öyle yapmayın diyor. Web sitemizdeki linkler üzerinden lütfen Aynen ilerleyin doğru. diyor. Doğrusunu söylüyor. Başınıza Aynen bir doğru. hal gelmesin. Allah korusun. Tekrar teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Yine yeniden görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.